Onun onayını verdim. Van'da işte yarın. Son dönemlerde paket servisinden film çekimlerine kadar birçok alanda görmeye başladığımız insansız hava araçları yani dronlar Türkiye'de ilk defa düzenlenecek olan yarışlarla tanıtılacak. Türkiye Drone Ligi'nde yapılacak yarışların organizatörü Can Tayfun, Beyoğlu'nda yapılan basın toplantısında dronların son dönemlerde gördüğü ilgiyi belirtti. Bugüne kadar bu pilotları bir araya getirecek bir organizasyonun olmadığına değinen Tayfun, yarışların önemine dikkat çekti. Şu anda dünyada 7 milyona yakın drone uçuyor. 2020 yılında 30 milyon drone uçacak. Az rakam değil. Drone teknolojisi son 8-10 yılda gelişmiş. Son 2 yıldır da yarışları yapılan bir teknoloji. Drone çok yeni bir teknoloji. Dünyada da yeni bir teknoloji. Bunu gençlere öğretmek lazım. Heyecanlı bölümünü ön plana çıkarak drone severleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Biz gene de sporcularımıza lisans verip bunu kontrollü uçurmalarını sağlamak istiyoruz. Yarışlarda eğitimlerin de verileceği, hatta yeni yeteneklerin de keşfedileceği belirtildi. Bu tip oluşumlar, yani Türkiye Drone gibi oluşumlar, vaat ettiği eğlencenin ve bu rekabetçi ortamın yanı sıra hala da yetenekli olan ve bu drone'u kullanan genç arkadaşlarımızı ileride belki de birer drone operatörü yapacak, farklı sektörlerde farklı iş imkanları yaratacak biraz drone olarak görüyorum. Festival havasında geçmesi beklenen yarışlar 6 etaptan oluşacak ve birincisi yurt dışında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak. Yarışların birinci etabı Bilim ve Teknoloji Haftası'nda 11 Mart Cumartesi İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta düzenlenecek. Etapların biri de Antalya'da gerçekleştirilecek. Etaplar sonucunda birinci olan drone pilotu Türkiye'yi yurt dışındaki yarışmalarda temsil etmeye hak kazanacak. Drone Ligi birinci ayağı yarışlarında Fuat Güner, İzzet Öz'ün de aralarında bulunduğu bazı ünlülerin de katılacağı bildirildi.